Hazır mıyız? Bugün 12 Eylül darbesinin o karanlık ve tarihimize kara bir leke olarak geçen günün 44. yıl dönümü. Hepimizin hafızalarında hala tazeliğini koruyor. 650 binden fazla vatandaşımız gözaltına alındı. 230 bin vatandaşımız tutuklandı. İşkenceler, uzun yargılamalar ve idamla sonuçlanan, hepimizin yüreğinde acılar bırakan adli süreçlere tanık olduk. 50'den fazla vatandaşımız idam edildi. Yüz binlerce kamu görevlisi 1402'lik oldu, görevlerinden uzaklaştırıldı. Siyasi partiler kapatıldı ve 12 Eylül darbecileri, bütün demokratik toplumun bütün öznelerinin üzerinden bir buldozer gibi geçti ve maalesef hala 12 Eylül'le olması gerektiği gibi yüzleşebilmiş ve hesaplaşabilmiş değiliz. 12 Eylül solcuların, sosyalistlerin, milliyetçilerin, ülkücülerin üzerinden geçti buldozer gibi. Onları siyaset dışına etmeye çalıştı ama bir siyasi grubu özenle besledi. O yıllarda Amerika'dan esen yeşil kuşak projelerinin bir uzantısı olarak Türkiye'de de siyasal İslamcılar özene bezene desteklendiler ve o günlerde atılan tohumlar yeşertildi ve yıllardır karşımızda AKP olarak duruyor. Bugün AKP'de siyaset yapanlar ve onların öncülleri aslında 12 Eylül darbesi sonrasında yaratılan iklimde ve 12 Eylülcülerin kucağında büyütülmüş kadrolardır. Ve bunlar 2010'da anayasayı değiştireceğiz, 12 Eylül'le hesaplaşacağız yalanlarıyla ve göstermelik 12 Eylül generallerini yargılayacağız yalanıyla bir anayasa değişikliği yaptılar. Ama yaptıkları anayasa değişikliği sonrasında 12 Eylül darbecilerinin yargılanması göstermelik bir şekilde yapıldı ama gerçekte Türkiye Cumhuriyeti yargısı FETÖ'ye teslim edildi. Ve o yargıya teslim edilen FETÖ'den sonra da 15 Temmuz'da yeni bir darbeye maruz kaldı maalesef demokrasimiz. Dolayısıyla değerli arkadaşlar, 12 Eylül'de açılan yara hala açıktır. Demokrasinin yarası hala kanamaktadır. 12 Eylül'le olması gerektiği gibi yüzleşilememiştir. Gereken hesaplaşma yapılamamıştır. Ama 12 Eylül'den beslenenlerin, 12 Eylül kafasındakilerin, 12 Eylül'ün anayasasını değiştireceğiz iddiasıyla bugün yeni anayasa yapma gayretleri de aslında göstermeliktir. Türkiye'yi daha geriye götürmeye dönük çabalar olduğunu da açıkça görüyoruz ve biliyoruz. Değerli arkadaşlar, bu hafta eğitim öğretim yılı başladı. Aslında Eylül ayı çocuk ayıdır, öğrenci ayıdır. Çocuklarımız okula başlarlar. Ailelerde bir telaş olur. Bu telaş sıklıkla tatlı bir telaş değildir. Sıklıkla çocuğun okul masrafları, servis ücretleri, okulda kantin ücretleri, kayıt paraları, kırtasiye ücretleri, defter kitap ücretleri ile ailelerin kaygılandığı zor bir aydır ve maalesef çocuklarımız yine bu zor koşullarda eğitim dönemine başlıyorlar. Ben bütün öğrencilerimize başarılar diliyorum elbette ama bu vesileyle birkaç rakamın altını da tekrar gündeme getirmekte yarar görüyorum. Çünkü bunlar bu sıcak siyasi tartışmaların arasında gündemde kalması gereken, gürültüye gitmemesi gereken son derece önemli ve yakıcı rakamlar. Bakınız, 2023-24 eğitim yılında devletin rakamını söylüyorum. 91 bin norm kadro açığı var. 91 bin norm kadro öğretmen açığı. Peki ne kadar atadılar? 20 bin. Atadılar mı? Hayır. Ne yaptılar? Sözlü sınav. Yani mülakat yaptılar. Hani seçimden önce mülakatı kaldıracaklardı ya. Oy almak için mülakatı yapmayacağız dediler. Geldikleri gün, yanlış anlamışsınız, mülakat gibi mülakat yapacağız dediler. Mülakat gibi mülakat yaptılar
Bütün torpillileri doldurdular muhtemelen ama sonuçlarını açıklamaya utanıyorlar. 1 milyon öğretmen adayı vazife bekliyor, atanmayı bekliyor. Sen diyorsun 93 bin öğretmene ihtiyacım var. 20 bin tane alacağını söylüyorsun ama sonuçları açıklayamıyorsun. Çünkü mülakat yaptın, çünkü liyakatli çocukları dışarıda bıraktın. Sen de yaptığından utanıyorsun, açıklayamıyorsun ve hala çocuklarımız sınıflarında öğretmen bekliyorlar. Değerli arkadaşlar, bir diğer sorun temizlik görevlisi sorunu. Türkiye'de 613.765 derslik var. Her bir ders 10 dersliğe bir temizlik görevlisi gerekiyor. O halde yaklaşık 65 bin temizlik görevlisine ihtiyacımız var. Nerede bu temizlik görevlileri? Var mı öyle bir temizlik görevlisi? Yok. Ne olacak? Okulların temizlenmesi kimin sırtında? Yine velilerin sırtında. Velilerin sırtına binecekler. Biz söyleyince reddedecekler. Hayır, öyle bir şey yok diyecekler. Ama hepimiz her gün yaşıyoruz ki bu ülkede kayıt parası adı altında açıktan velilerden para alınıyor. Çünkü veliler de çok iyi biliyorlar ki bu paralar toplanmazsa çocukların hijyenik bir ortamda sınıfa girmeleri, sabunu olan, tuvalet kağıdı olan bir tuvalete girmeleri imkansız. Bakın, sadece Ankara'da bize gelenlerden iki örnek okuyorum. Milli Eğitim Bakanlığı'na 2 kilometre uzakta Dedeman İlkokulu. 7500 lira kayıt parası isteniyor. Sayın Bakan, gidin sorun. Zaten biliyorsunuz da. Milli Eğitim Bakanlığı'na 2 kilometre uzakta. Yine Mamak'ta Çiğil Tepe Ortaokulu'nda bir veliden 80 bin lira istenmiş. Veli bize ağlayarak geldi. Bir ortaokulda bir veliden, hem de Ankara'nın kenar mahallesi sayacağınız, çeperi sayacağınız bir mahalleden veliden 80 bin lira kayıt ücreti istenmiş. Olacak şey değil, bu vicdansızlıktır. Ama herkesin bildiği, herkesin maruz kaldığı ama bakanın ve bürokratların ısrarla yalan söylediği bir gerçeklik bu. Niye bu yalanlar böylesine söyleniyor yıllardır? Bunu da anlamak mümkün değil. Çünkü kimse inanmıyor buna. Değerli arkadaşlar, yeri gelmişken öğretmenlerimizin de halini söylemeden olmaz. Öğretmenlerimiz gerçekten son derece ağır geçim sıkıntısı yaşıyorlar ve emekleriyle karşılık bir ücret almaları asla söz konusu değil. Yavrularımızı emanet ettiğimiz, geleceğimizi inşa edecek olan öğretmenlerimize reva gördüğümüz açlık sınırı civarındaki bir maaştır. Bakın, sadece 2002 yılında bunlar geldiğinde, yani beğenmedikleri iktidar iş başındayken, bir öğretmen, yeni başlayan öğretmen 540 lira maaş alıyormuş, 17 çeyrek altın alıyormuş. 17 çeyrek altın. Şimdi yeni işe başlayan bir öğretmen 41 bin lira alıyor ve sadece 9 çeyrek altın alabiliyor. Yani öğretmenin geliri yarı yarıya düşmüş sizin iktidarınızda. 20 yılda öğretmenimizin geliri yarı yarıya düşmüş, öğretmenimizi açlığa mahkum etmişsiniz ve öğretmenimizin gerçekten de hak ettiği bir koşullarda, hak ettiği koşullarda çalışması ve emeğinin bir nebze karşılığını alması eğitim dünyamız açısından ve çocuklarımız açısından son derece önemli. Öğretmenlerini ihmal eden bir ülkenin geleceğini inşa etmesi elbette ki mümkün değildir. Değerli arkadaşlar, eğitimle ilgili saatlerce konuşabiliriz ama nereye dokunsanız gerçekten son derece büyük bir acı söz konusu. Çocuklarımız beslenemiyorlar. Çocuklarımız kaşarlı tost yiyemiyorlar. Artık salçalı tost diye bir kavram var Türkiye'de. Sarayda şatafat içinde olanlar, badem sütü içenler, avokado ejder meyvesiyle beslenenler duysunlar. Bu ülkenin kantinlerinde salçalı tost satılıyor ve çocuklar, parası olanlar ancak salçalı tost alabiliyorlar. Çocuklarımız beslenemiyor, beslenme geriliği var. Ve Tayyip Erdoğan, anımsarsınız, çay simit hesabını çok sever. Sürekli çay simit hesabı yapardı ve çay simit hesabından dönüp iktidara bu nasıl bir vicdansızlık diye haykırırdı, feryat ederdi. Bir çay simit hesabı da birlikte yapalım Sayın Erdoğan. Tabii sen çayı unuttun, simiti unuttun. İnsanlarımız ulaşabilirlerse
Kahvaltıda, öğlen yemeğinde öğrencilerimiz simit yiyorlar. Tabii sen simit yemiyorsun artık. Çünkü simit yesen, çay içsen, bir de onun parasını versen belki ne kadar pahalı olduğunu anlayacaksın. Basit bir hesap. Ankara'da simit 15 lira oldu. %50 zamlandı. 10 liraydı, 15 lira oldu. Çay 20 lira, 30 lira, 40 lira yerine göre. Ve baktığınız zaman bir çay, bir simit 35 lira. 5 kişilik aile hesabı yapardı Sayın Erdoğan. 5 kişilik aile olsa 135, 175 lira bir öğünde çay simit parası ediyor. Bir öğünde 3 kişi çocuğu var, 2 kişi, 5 kişilik bir aile. Erdoğan'ın hesabından gidiyorum. 175 lira. Ve bu günde 525 liraya, ayda da 15.750 liraya geliyor. Ayda 5 kişilik bir aile sadece bir simit, bir çay tüketse 15.750 lira aylık para ödemesi lazım. Asgari ücret ne kadar? 17.002 lira. Emeklinin maaşı ne kadar ortalama? 12.000 lira. Yani Sayın Erdoğan, işçi bütün gün çalışmasıyla ancak bir simit, bir çay yiyebiliyor. Emekli onu bile yiyemiyor. İşte getirdiğiniz Türkiye. Şimdi soruyorum sana. Bu vicdansızlık değil mi? Hani soruyordun ya, bu nasıl bir vicdansızlık diye. Bu vicdansızlık değil mi Erdoğan? Bir çay simit hesabı da senden bekliyoruz. Değerli arkadaşlar, siyasi iktidarın sorumsuzluğu, aldırmazlığı, vurdum duymazlığı inanılmaz seviyelere geldi. Şaşırıyoruz. Yani hala şaşırabiliyoruz çünkü hala gerçekten akıl almaz işler oluyor Türkiye'de. Bakın 85 milyonun kimlik bilgileri çalındığı iddiası var. Daha önce biz bunu defalarca gündeme getirmişiz. Grup Başkan Vekilimiz mevkidaşım Ali Mahir Başarır 2003'te bütçe görüşmelerinde ayrıntısıyla sordu. Ve o sırada verilen cevap, işte okuyorum, tutanaktan okuyorum. İlgili kişi Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç. Ali Taha Koç'a soruyoruz, diyoruz ki ya 85 milyonun kişisel verisinin çalındığına dair iddialar var. Bu doğru mu? Yalan diyor. Kasten yapıyorlar diyor. Bunlar devlete güvensizlik artsın diye söylüyorlar diyor. Bunlar bilinçli yalanlar diyor. Ve oltalama yapıyorlar diyor korsanlar. Biz buna oltalama diyoruz diyor. Oltalama üzerinden birkaç kişinin verisini alıyorlar diyor. Hem de bu veriler mesela 2015'te olmuş vatandaşlık numarası, aile ilişkileri, akrabaları. Bunlar zaten sabit sıklıkla. Peki onları veriyor, yeni güncel veriymiş gibi diyor. Ama Ulaştırma Bakanı, yani sorumluluk makamındaki Uraloğlu dün ne dedi? Evet çalınmış bunlar dedi. Çalınmış dedi. Pandemi 2020 yılında başladı. Pandemi döneminde çalınmış. Beyefendi yeni açıklıyor. Arada muhalefet soruyor, basın soruyor, insanlar soruyor. Kişisel verilerimiz çalındı mı diye. Hayır diyorlar. Böyle bir şey yok. Bunu söyleyenler vatan millet düşmanı. Şimdi diyorlar ki evet çalındı. Üstelik Uraloğlu'nun hiçbir şey bilmediğini demecinden anlıyoruz. Konuya uzak yakın ilgisi yok. Pandemi dönemiymiş. Sağlık verileri çalınmış. Oradan bir sızıntı olmuş. Bakar mısınız nezakete, inceliğe? Bir sızıntı olmuş oradan. Sayın Uraloğlu, sağlık verisi dediğin özel nitelikli kişisel veridir. Yani öyle vatandaşlık numarasına benzemez, adrese benzemez, anne baba ismine de benzemez, haberin olsun. Aç o kişisel verileri koruma kanunu bir oku bence. Ve bir devletin uhdesinde olan kişisel verileri çaldırması bir utanç kaynağı ama şu bakanın açıklaması daha büyük bir utanç. 2020 yılında, 2021 yılında insanların kişisel, özel nitelikli sağlık verilerini çaldırmışsınız. Kimseye söylemiyorsunuz. Yalan diyorsunuz. Kasıtlı haber diyorsunuz. Şimdi de bir sızıntı olmuş diyorsunuz. Soruyoruz. Hangi bilgiler çalındı? Kaç milyon kişinin verisi çalındı?
Hangi özel nitelikli sağlık verileri çalındı? Ve şimdi kimlerin elinde? Kimler çaldırdı? Kimler aracılık etti? Kimler bundan menfaatlendi? Bakın konuyu hiç bilmediğiniz ortada. Ben bu kanun yazılırken komisyonda görev yapmış bir milletvekiliyim. Ve kişisel veriler, hele özel nitelikli kişisel veriler, hele sağlık verisi ise milyarlarca dolar değeri vardır. Milyarlarca dolar. Bu milyarlarca doları kim cebine koydu? Senin bunu araştırman, failleri bulman, çoktan yargılamış olman gerekirken dönüyorsun 4 yıl sonra bir sızıntı oluvermiş diyorsun. 1 dakika bile o koltukta oturamazsın. 1 dakika bile. Sana bu kişisel verileri senin devletine, hükümetine koru diye veriyorlar. Ve bir şekilde korsanlar saldırıp çalıyorsa hemen gereğini yap diye veriyorlar. Sen daha konuyu anlamamışsın, konunun farkında değilsin. Tam bir skandal ve bu işin ucu nereye giderse gitsin ulaşacağız. O E-Devlet'in başındakiler, Sağlık Bakanlığı'nda o sağlık verilerini işleyenler, E-Nabız'ın manasını elinde tutanlar bilsinler ki hepsinin yaptığından haberimiz var ve zamanı geldiği zaman biz onların hepsini soruşturacağız ve hepsinin hesap hareketlerine kadar, ailelerinin, eşlerinin, kendilerinin hesap hareketlerine kadar bakacağız. Hiç kimsenin yaptığı yanına kar kalmayacak, bunu da böyle bilsinler. Değerli arkadaşlar, Türkiye maalesef narin kardeşimizin, küçüğümüzün cinayetiyle gerçekten büyük bir acı yaşıyor, bir üzüntü yaşıyoruz. Ve bugüne kadar da gerekli işlemlerin yapılamamış olması, gerek narinin bulunması aşamasında, gerek cinayetin üstüne gidilmesi noktasında, gerek adliyenin, kolluğun, polisin etkili ve hızlı tedbir alamaması, doğru sonuçlara ulaşamaması, etkin bir soruşturma yapılamaması ile karşı karşıyayız. Ve maalesef Nari'nin bedeni ancak 19 gün sonra bulunabildi. Ve baktığınız zaman aslında herkesin bildiği, yani ilgililerin bildiği ama Türkiye'de açık bir tiyatronun oynandığını görüyoruz. Meğer aile suçluymuş, İçişleri Bakanı'nın sözlerinden anlıyoruz. Diğer milletvekilinin sözlerinden aslında Nari'nin görmemesi gereken bir şeyi gördüğünü anlıyoruz. Ve dolayısıyla Nari'nin bu nedenle katledildiğini anlıyoruz. Yani ilk birkaç günden sonra devlet bunun bir cinayet olduğunu biliyor. Ama Nari'nin küçük bedenine ulaşmak 19 gün alıyor. Yani deliller karartıldıktan, yok edildikten sonra. Ve buna benzer davalarda hep olduğu gibi korkarız ki delil yetersizliğinden sanıklar bir bir beraat edecekler. Beklenen de bu. Dolayısıyla biz görevini tam yapmayan, etkili soruşturma yapmayan, etkili kovuşturma yapmayan İçişleri Bakanı'ndan başlayarak yeterli müdahaleyi yapmayan ve bu Nari'nin cesetinin bulunmasını 19 gün bir şekilde bekletenlerin hepsinden tek tek hesap soruyoruz, şikayetçiyiz. Değerli arkadaşlar bakın biz bu olayları çok sık yaşıyoruz. Çocuk cinayeti yaşıyoruz. Çocuğa cinsel istismarlara tanık oluyoruz. Kadın cinayetine tanık oluyoruz sık sık ve üzülüyoruz. Tüm toplum olarak üzülüyoruz. Ama bizim üzülmekten başka yapmamız gereken şeyler de var. Bakın Rabia Naz cinayeti olmuştu 2018'de. Öldürüldü mü öldürülmedi mi üstünü örtelim gayretleri olmuştu. Aylar sonra ve birçok siyasi tartışmadan sonra mecliste bir komisyon raporu oluşturulmuştu. Ve mecliste böyle cinayetler olduğunda ne yapmak lazım? Böyle küçüğe karşı cinayetler olmasın diye veya olduktan sonra neler yapılmalı diye bir komisyon raporu ve öneriler seti hazırlanmıştı. Birkaçını sizle paylaşmak istiyorum. Bugün niye Nari'ne üzüldüğümüzü, Nari'ni niye kaybettiğimizi veya Nari'nleri işte o rapor aslında açıkça ortaya koyuyor. Bakın diyor ki aile fertlerine dikkat edin. Böyle bir olay olduğunda aile fertlerine mutlaka dikkat edilmeli. Çünkü muhtemelen katiller aile fertleri arasında. Bu bilinen bir şey zaten. Ve Nari'nin biliyorsunuz aile fertlerinin aslında işin içinde olduğu bilinen maalesef
arama tarama çalışmalarına katılmalarına da izin verildi ve onlar etkili soruşturulmadığı için ancak 19 gün sonra beden bulundu. Toplumun bilinçlendirilmesi diyor. Meclis raporundan okuyorum. Bakın meclis raporu. Rabia Naz, meclis komisyon raporu. Toplumun bilinçlendirilmesi, ailelerin bilinçlendirilmesi, risk faktörlerinin tespit edilmesi. Yani hangi ortamlardaki çocuklar bu tip istismara ve cinayetlere maruz kalıyorlar? Ve bunları gidermek için neler yapabiliriz? Biz devlet olarak neler yaparsak bu cinayetleri önleriz veya azaltabiliriz. Şüpheli ölümlerde kamuoyu ile sağlıklı iletişim kurulması diyor. Bakın her kafadan bir ses çıkıyor. Hala yapmadıklarını söylüyoruz. Toplum bilinçlenseydi köy halkı 20 gün susabilir miydi? Hala susuyorlar. Herkesin bildiğini kimse konuşmuyor. Aile bilinçlenseydi, bilinçlendirilmiş olsaydı bir aile bir yavrusunu böylesine kurban verdikten sonra böylesine derin bir sessizlik içerisinde olabilir miydi? Olamazdı. Değerli arkadaşlar, bu nedenle biz aslında yapmamız gerekeni yapmıyoruz. Ve özellikle de çocuklarımızı koruyamıyoruz. Ve korkarız ki bu gecikmelerden, bu ihmallerden, bu göz ardı etmelerden ve faile değil, katile değil, katilin siyasi bağlantılarına, katilin dostlarına, katilin aile gücüne bakarak hareket ettiğimiz için de maalesef bu cinayette bundan sonrakilerde daha öncekiler gibi karartılacak ve adalet yerini bulamayacak. Ama narin, emin olun ki narin cansız bedeniyle 19 gün bulunmayı bekledi. Katillerinin ortaya çıkarılmasını bekliyor ve hepimize düşen Nari'nin manevi şahsiyeti önünde ve bir sorumluluk duygusuyla bu adaletin yerine gelmesi için elimizden geleni yapmak olmalıdır. Değerli arkadaşlar, bakınız bizce mecliste asli komisyonlara bir ek yapılmalı ve çocuk hakkı izleme komisyonu kurulmalı. Çünkü çocuklarımız son derece travmalara açık bir şekildeler, şiddete açık bir şekildeler, korunmaya muhtaçlar. Türkiye'deki rakamlar bunu açıkça ortaya koyuyor. Dolayısıyla da Çocuk Haklarını İzleme Komisyonu asli bir komisyon olarak mecliste görev yapmalı ve çocuk haklarını izlemek, çocuk sorunlarını yerinde tespit etmek ve bu konuda en üst seviyede meclis komisyonu marifetiyle tedbirleri almak gibi bir görevi vardır. Bakınız Türkiye'de 2016'dan sonra kaç çocuğun kaybolduğunu bilmiyoruz. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti diyoruz. 2024 yılındayız. 9 yıldır resmi rakamlardan kaç çocuğumuzun kayıp olduğunu dahi bilmiyoruz. Bilemiyoruz. Söylemiyorlar. Belki de bilmiyorlar. Belki merak da etmiyorlar. Bu korkunç bir şey. Aynı şekilde çocuklarımızın, gençlerimizin kaçının tarikatlara teslim edildiğini bilmiyoruz. Ancak bir yerden bir cinayet, bir tecavüz, bir yerden seri tecavüz haberi, bir intihar haberi aldığımızda oraya kulak kabartıyoruz. Ama bütün bunların üzerine meclis olarak da, bir toplum olarak da, bir bütün olarak gitmek zorundayız. Bunu eksik yaptığımızda bir cinayet oluyor, bir acı olay oluyor. Kalkıyoruz, üzülüyoruz. Ama sonra tekrar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Maalesef bunları bu ülkenin çocuklarına artık yaşatmamak gibi bir sorumluluğumuz var. Değerli arkadaşlar, çocuklar deyince Sayın Hulusi Akar'a iki söz söylemeden geçemeyeceğiz tabii. Kendisi öyle sözler söylüyor ki, öyle tutumlar içerisindeki bunca sene orduda o şanlı üniformayı giymiş olmasına, yıllarca Genelkurmay Başkanlığı yapmış olmasına ve Savunma Bakanlığı yapmış olmasına şaşmamak mümkün değil. Efendim neymiş? Eğitimin amacı Allah korkusu ve kuldan utanmakmış. Aslında Allah'tan korkmak önemli, kuldan utanmak önemli. Ama bunu söyleyen kişi oğlunu yurt dışında okutmuş. Bakın Chicago Üniversitesi'nde okutmuş. Oğlu şimdi İngiltere'de çalışıyor. Peki sen
Oğlunu Chicago Üniversitesi'ne yollarken Allah'tan korksun, kuldan utansın diye mi gönderdin? Yoksa çağdaş bir eğitim alsın da doğru dürüst bir mesleği olsun, bir yaşam olsun diye mi gönderdin? Türkiye'deki gençlere bu eğitimi veremiyoruz. Veremeyince de en üst seviyedeki kişi çıkıyor. Sizin Allah'tan korkmanız, kuldan utanmanız yeterlidir. Başka bir şeye ihtiyacınız yok diyor. Peki Allah'tan korkusu olan, kuldan utanan bir kişi Amerika'da biyoloji okuyan çocuğunu birinci sınıfta getirip Hacettepe Tıp'ta eğitime başlatır mı? Sayın Bakan, bunu söyleyin. Ben Hacettepe Tıp mezunuyum ve Hacettepe Tıp'ta okumak için 4 milyon öğrencinin sınava girdiği bir sınavda ilk bine girmeniz lazım. İlk bine gireceksiniz. Ama Allah'tan korkusu ve kuldan utanması olanlar için bu. Ama sizin kızınızın buna ihtiyacı yok. Amerika'ya git, biyolojiye kayıt yaptır, bir yıl sonra gel Hacettepe Tıp'tan eğitimine başla. Sonra da dön, milletin çocuğuna Allah'tan korkmayı, kuldan utanmayı öğrenirseniz yeter, başkasına ihtiyacınız yok de. Sayın Hulusi Akar, bu kadar yapmayın, dikkatli olun. Eğer bir şey söyleyecekseniz, bakın mesleğinin ilk gününde idealist, Mustafa Kemal'in askerleri izlemekten gurur duyan ve kılıç kuşandığı gün vatanın her bir karış toprağına göz dikenlerin karşısındayız, onlarla ölümüne savaşacağız diyen harbiyelerin arkasında durun. Sizden beklenen bu. Bunu yapın. Ama bunu yapacağınıza dönüyorsunuz, böyle kuru polemiklerin içine giriyorsunuz. Size üzülmüyorum ama sizin o taşıdığınız şanlı üniforma için gerçekten üzgünüm. Değerli arkadaşlar, Hüdapar gerçeğini biliyoruz. Hüdapar, Hizbullah'ın siyasi uzantısı, Gaffar Okka'nın katillerinin siyasi uzantısı ve onları parlamento çatısına sokan da Cumhur İttifakı, AKP-MHP ortaklığıdır. Ve Hüdapar'ın Türkiye'nin bölünmez bütünlüğü üzerinde hayalleri olduğu, hepimizin bildiği bir gerçek. Federasyon tartışılsın diyenler bunlar. Federasyon tartışılsın diyenleri meclise taşıyanlar da milliyetçilikle övünen, milliyetçi olduklarını iddia eden MHP ve AKP. Ve özellikle Hüdapar'ın anayasanın ilk 4 maddesiyle sorun olduğunu biliyoruz. Beyefendi dün çıktı. Efendim neymiş? Anayasada değişmez bir hüküm olması gelecek kuşaklara ipotek koymakmış. Sayın Yapıcıoğlu, bakın siz bu işlerden çok anlamazsınız. Anayasalarda diğer maddelerden daha güçlü, daha sert, yani değiştirilmesi teklif edilemeyecek hükümler olup olamayacağı akademik tartışmadır. 100 yıl önce de bitmiştir. Bu tartışmalar yapıldı akademik dünyada ve bitti. Sizin derdinizin akademik bir tartışma olmadığını biliyoruz. Sizin derdiniz ilk 3 madde. Açıkça bunu söyleyin. İlk 3 madde. Hangisi? Türkiye Cumhuriyeti bir cumhuriyettir. Cumhuriyetle sorumlusunuz. Çünkü siz monarşi istiyorsunuz. Laik demokratik hukuk devletidir. Laiklikten ne anlıyorsunuz bilmiyorum ama anladığınız şeyden nefret ettiğinizi hepimiz biliyoruz. Demokrasiden hiç hoşlanmıyorsunuz. Çünkü demokrasi bireyi gerektirir. Öyle bireyselleşmeden, birey hakları gelişmeden demokrasi olmaz. Siz ise ümmetçisiniz. Siz ümmetçi olduğunuz için demokrasici olamazsınız. Ve tabii hukuk devleti. Yani evrensel hukuk ilkeleri doğrultusunda hazırlanmış bir anayasa, yasalar ve anayasa ve yasalar karşısında her bir eylemiyle hesap veren bir siyasi iktidar sizin katlanabileceğiniz bir şey değil. Başkent Ankara'dan nefret ediyorsunuz. Çünkü Mustafa Kemal'le sorununuz var. Mustafa Kemal'in başkentini hala içinize sindiremiyorsunuz. Türkçe ile sorununuz var. Elinizde gelse hemen Türkçe'yi resmi dil olmaktan kaldıracaksınız. Sizin derdiniz ilk 3 maddeyle. Açıkça söyleyin, açıkça tartışalım. Bu millet açıkça görsün. Cumhuriyetle, Atatürk'le, demokrasiyle, hukuk devletiyle,
Türkçe ile, bayrağımızla, Ankara ile kimin sorunu var, kimin sorunu yok açıkça görsün. Sizi arkalayanlar da ne yapacaklarına bundan sonra karar versinler. Değerli arkadaşlar, ilginiz için çok teşekkür ederim. Soru varsa alayım. Evet. Şimdi bir defa Sayın Taşkesenlioğlu öyle şeyler söylüyor ki birkaç yerden bakmakta yarar var. Bir defa 80 bin lira ona çok az geliyor biliyorum. Trilyonlarca liralık servet yaptıysanız, sadece kendi bir haftalık tatiliniz için tekneler aldıysanız, Bolu'da büyük çiftlikler kurduysanız, lüks çiftlikler ve servetinizin kaynağını bir kuruşunu bile açıklayamayacak birisiyseniz 80 bin lira size gerçekten çok küçük gelir. 80 bin lira için bu hanımefendiyi yormayın anlamında şeyler konuşabilir. Anlıyoruz onu. Ama 80 bin lira bakın neredeyse 5 asgari ücret. 5 işçi sabahtan akşama kadar ağır iş yapıyorlar ve ancak 80 bin lirayı bir ayda kazanabiliyorlar. Ama bu hanımefendi beni yormayın 80 bin lira için diyor. İkinci söylediği, efendim naylon fatura varmış şirkette ve o şirket daha sonra Ünsalba'nın yani ayrıldığı eşinin şoförüne devredilmiş. Bu da usulsüz işlem besbelli. Yani filmlerde vardır ya, yani katil ya uşaktır ya şofördür. Devretmek lazım. Şirketin naylon faturası olduğu, haksız kazancı olduğu, vergi kaçırdığı, rüşvet ilişkileri, haksız ihaleler aldığı ortaya çıkınca ne yapmak lazım hanımefendiyi kurtarmak için? Şoföre gel bakalım gel. Şoföre devretmişler. İnsan bunu söylemekten utanır. Şoföre devredince kurtulunuyor mu Sayın Taşkesenlioğlu? Ve o şirketin aldığı ihaleler, bakın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden milyarlarca liralık ihale almış bu şirket. Yine Etimaden'den milyarlarca liralık ihale almış bu şirket. Yediğiniz her lokma haram, hiçbir kuruşun hesabını veremiyorsunuz ve 80 bin lira ödeyince kurtulacağınızı düşünüyorsunuz. Bir de küstahça 80 bin lira için beni yormayın diyorsunuz. Ya bu utanmazlığın en zirve noktası ama bilsinler yanlarına kalmayacak. Öyle 80 bin liralarla değil, öyle cezaevinde böyle vergi kaçırmaktan, naylon faturadan yargılanıp hapse atılana kadar peşlerinde olacağız. Bunu da böyle bilsinler. Diğer konu Atatürkçü teğmenler. Bakın. Milli Savunma Bakanlığı açıklama yapıyor. Milli Savunma Bakanlığı neyden rahatsız olduğunu açıklamak zorunda. Sayın Cumhurbaşkanı söyledi. Siz bu kılıçları kime karşı çekiyorsunuz dedi. Oysa teğmenler açıkça söylüyorlar. Bu kılıçlar Cumhuriyet düşmanlarına ve vatanın bir karış toprağında göz olanlara karşı çekildi. Cumhurbaşkanının bunu biliyor olması lazım. Defalarca bu yemin kendi göz önünde yapıldı zaten. Peki bu neyin soruşturması? Açıkça söylüyoruz. Eğer Balyoz kumpasından sonra, Ergenekon kumpasından sonra, şimdi de Kılıç kumpası kuruyorlarsa, Kılıç kumpası üzerinden Harbiyelilere ellerini uzatacaklarsa, bu orduya operasyon yapacaklarsa bunu unutsunlar. Bu işe girişmesinler. Bu şanlı ordunun arkasında 85 milyon vardır. Cumhuriyet Halk Partisi vardır. Ve soruşturacaklara da bir tavsiyem. Bu yemin metninden neyden rahatsız olduklarını, niye rahatsız olduklarını, niye sorgulama ihtiyacında bulunduklarını ve niye 2016
2006 yılında bu yeminin kaldırıldığını ve niye bugüne kadar resmi tören sonrası yapılan bu yeminin sorun teşkil etmediğini de, bugün Mustafa Kemal'in askerleriyiz denince niye sorun teşkil ettiğini de o raporlarına yazsınlar, açıkça iletişim kursunlar, biz de bilelim, Türkiye kamuoyu da bilsin. Değerli arkadaşlar, notlarımda var, onu da söylemiş olayım. Üç bakan her şey bittikten sonra Diyarbakır'a gidiyorlar, Narin'in köyüne ziyarete. Aile Bakanı, Adalet Bakanı ve İçişleri Bakanı. Gittiniz de ne yaptınız? Resim vermekten başka ne yaptınız? İçişleri Bakanı, Sayın İçişleri Bakanı, siz ailenin suçlu olduğunu açıkça ifade ettiniz. Öyleyse aile suçlu ise, her şey ortadaysa, hadi sen değil, herkes zaten ailenin suçlu olduğunu ortada görüyorsa, senin çünkü açıklamaların var. Peki o zaman 22 gündür bu aileyi niye hala çözemediniz? Bu sorunun cevabını vermeniz gerekmiyor mu? O çocuğun cansız bedeni bütün delillerle 19 gün su yatağında beklerken siz neyi beklediniz? Yarın deliller bulunamadığında, katiller serbest kaldığında sizin sorumluluğunuz doğmayacak mı? Siz bu devletin İçişleri Bakanı değil misiniz ki 22. günde gidip de orada resim veriyorsunuz? Sayın Adalet Bakanı, etkili bir soruşturma ve kovuşturma yapıldığını kim söyleyebilir? Siz de hukukçusunuz. Ve orada gerçekten şu ana kadar yapılanın bir tiyatro olduğunu, açık bir gecikme olduğunu, profesyonellikten uzak olduğunu, soruşturmanın ve kovuşturmanın etkisiz, yavaş olduğunu, katillere, delillere ulaşmakta geç kaldığını siz de görüyorsunuz, biz de görüyoruz. Siz o zaman niye gidiyorsunuz 22. günde? Gidecektiniz, 3. günde niye gitmiyorsunuz? Aile Bakanı gidiyor. Çocuklar, Türkiye'de çocuklar mağdur. Çocuklar sürekli şiddete uğruyor, cinsel istismara uğruyor. Kayıp çocuk sayısını bile söylemiyorsunuz. Çocuklar katlediliyor. Siz 22 gün sonra resim vermek için gidiyorsunuz. Şovunuz batsın diyorum, başka bir şey demiyorum. Başka soru var mı? Şöyle, yani AK Parti'nin hiçbir söylediği birbiriyle zaten tutmuyor. Ekonomi dikiş tutmuyor. Bu ekonomik modelin Türkiye'yi bir adım ileri götürmesi mümkün değil. Zaten Sayın Cumhurbaşkanı da itiraf etti. Orta vadeli programın altında imzası var ve döndü, orta vadeli programın arkasındayım dedi. Yani kendi imzası olan, kendi hazırlamış olduğu, yani kendi ekibin hazırlamış olduğu, kendi yürütmesi gereken bir programın arkasında olduğunu ifade etmek zorunda kaldı. Niye? Çünkü acaba Şimşek'le Erdoğan arasında bir sorun var mı? Şimşek gider mi? Ekonomi çöker mi? Ve bu iktidar ne zaman seçime gitmek zorunda kalır diye bir tartışma var. Ve biz görüyoruz ki Türkiye'nin acilen bir seçime ihtiyacı var. Erdoğan'ın da tekrar seçilmeye ihtiyacı var. Eğer Erdoğan bizim teklifimizi kabul edip 2025 Kasım'ında seçime gitmek isterse parlamento çoğunluğuyla gideriz. Yarısı AKP'den, yarısı Cumhuriyet Halk Partisi'nden, muhalefetten bu ülkeyi Kasım 2025'te bu bataklıktan hep beraber kurtarırız. Ve ama Erdoğan hem 4 yıl, 4,5 yıl, 5 yıl iktidar olayım, son günde meydan okuyayım, hadi seçim diyeyim, o gün muhalefet nasılsa seçimden kaçamaz gibi bir ham hayal görüyorsa da bugünden söylüyoruz. Kasım 2025'ten sonra kapımıza erken seçim diye gelmeyin. Erken seçim olacaksa erken olacak. 2025'ten sonra da olabilir ama o artık Tayyip Erdoğan'sız bir seçim olur. Tayyip Erdoğan tabii götürmek zorunda kalır, ayrı konu. Ama Tayyip Erdoğan tekrar aday olmak istiyorsa mutlaka 2025 Kasım'a kadar Cumhuriyet Halk Partisi ile ve meclisle, özellikle meclisle bu konuda bir uzlaşıya girmek zorunda. Yani,
Şöyle bir daha söyleyeyim. Yani söyledim ama bir daha söyleyeyim. Yani parlamento çoğunluğu ile, yani Tayyip Erdoğan'ı bir daha cumhurbaşkanı adayı yapacak şekilde karşı oluruz. Yoksa öbür türlü biz her zaman sürekli erken seçim isteriz elbette. Yani erken seçim olması durumunda ancak aday olabileceğini söylerken, yani seçilmesinin tek şartı... Hayır, değil. Parlamento kararıyla biliyorsunuz 360 gerekiyor. Parlamento eğer Türkiye'yi seçime götürür ise ancak bu. Yani parlamento kararıyla elinde fırsat var. Kendisine bu fırsatı sunuyoruz. Eğer tekrar aday olmak istiyorsa, parlamento kararıyla seçime gidilecekse bunun tarihi Kasım 2025'tir. Cumhurbaşkanı götürecek. Götürmek zorunda kalır zaten. Ya Türkiye'nin hiçbir ekonomik dengesinin yolunda gitmediği, bu ekonominin freni patlamış bir kamyon gibi nereye çarpacağı belli olmadan tepeden aşağı indiği açıkça ortada. Türkiye'nin demokrasisi her gün yara alıyor. Türkiye'nin adaleti kalmadı. Çocuklarımız okula aç gidiyor. Öğretmenlerimiz atanmayı beklerken sınıflarımız boş. Hastalar randevu bulamıyorlar. Yani Türkiye'nin bu iktidarı daha fazla sırtında taşıması mümkün değil. Tabii. Öyle bir şey söz konusu değil. Sayın Genel Başkanımızın açıklamaları, yani benim tekrar üzerinde durmamı gerektirmeyecek kadar açık. Dolayısıyla da burada iş Cumhurbaşkanı'na düşüyor. Ya bu ülkede kendisinin çürük dediği, sürtük dediği, buna benzer hakaret ettiği toplum kesimlerine bir özür borcu var. Bunun altını çiziyoruz ve o bu özrü dilerse Türkiye'de hiç olmazsa toplumsal barış adına bir adım atılmış olur diyoruz ve bunun için de Sayın Cumhurbaşkanı'nı sorumlu davranmaya ve kendi halkıyla barışmak üzere bir adım atmaya davet ediyoruz. Teşekkür ederim arkadaşlar.